Soğuk Savaş'ta Tırmanma 1950-1962. Çevrelemenin kurumsallaşması ve uluslararası bunalımlar. 1950'lerde Batı bloğu bölgesel askeri ittifaklarını Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'ya yaydı. Çevreleme politikası yeni örgütlerin kurulmasına yol açtı. Karşılığında Doğu bloğu kendi askeri ittifakını kurdu ve çevrelemeyi kırmaya çalıştı. Sömürge yönetimlerinin birer birer tasfiyesi iki blok dışında yeni bir siyasal akımı doğurdu. Bağlantısızlar. Bu dönem aynı zamanda iki süper gücün silahlanma yarışında birbirine geçmek için yoğun çabalarına tanık oldu. Öyle ki sonunda iki taraf savaşın eşiğine geldiler. Soğuk Savaş'ın ilk 5 yılı Çin'deki devrimle kapanmıştı. Yeni 10 yılı da Asya'daki çatışmalarla başladı. Asya gelişmeleri. Savaşın ardından Kore Yarımadası'nın kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrıldığına değinilmişti. Çin devrimi bölgedeki dengeleri değiştirmişti. Bu değişimi saptayan Kim Il-sung, Ocak 1950'de güneye saldırmak için SSCB'den destek istedi. Daha önceki önerileri geri çevrilen Stalin, bu kez Mao'nun da onayını alarak destek verdi. Stalin'in desteğini ve Mao'nun onayını alan Pyongyang yönetimi 25 Haziran 1950'de 38. paraleli geçerek saldırdı. ABD konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne götürdü. SSCB, Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM'de temsil edilmemesini protesto etmek için toplantılara katılmıyordu. Sovyet vetosundan kurtulan ABD 27 Haziran'da Güvenlik Konseyi'nden karar çıkarmaya başardı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti saldırgan ilan edildi ve Kore Cumhuriyeti'ne yardım kararı alındı. Japonya'da General MacArthur komutasındaki ABD birlikleri BM gücü olarak Kore'ye kaydırıldı. ABD ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'a saldırmasını engellemek için 7. filoyu bu bölgeye yolladı. BM Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla Kore Cumhuriyeti'ne yardım eden askeri birliklerin bu çatı altında olmakla birlikte BM ile bir ilgisi yoktu. Birliklere komuta eden General MacArthur doğrudan ABD Başkanı Harry Truman'ın emrinde hareket etti. Kuzey Kore'de savaşan birliklerin kara kuvvetlerinin %50'sini, deniz kuvvetlerinin %86'sını, hava kuvvetlerinin %93'ünü ABD sağlıyordu. ABD ayrıca 3 Kasım 1950'de bu kez Genel Kurul'dan bir tavsiye kararı çıkartarak BM Güvenlik Konseyi veto nedeniyle işlevini yerine getiremezse üyelerini kolektif güvenliği sağlamak için silah kullanımı dahil tüm önlemleri almaya çağırdı. ABD'nin desteğini alan Kore Cumhuriyeti birlikleri Ağustos'ta karşı saldırıya, Eylül'de 38. paralelin kuzeyine geçti. Ekim'de kuzeye yerleşti. Amaç komünizmi Kore Yarımadası'ndan temizlemekti. Fakat bu durum Çin Halk Cumhuriyeti'ni rahatsız etti ve asıl hedefin Çin devriminin yenilgiye uğratmak olduğunu algılamasına neden oldu. Böyle olunca Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yardım Mao için yaşamsal bir öneme büründü. Çin Halk Kurtuluş Ordusu ABD destekli Kore Cumhuriyeti birliklerini yeniden 38. paralelin güneyine itti. Washington'da atom silahını kullanma senaryoları bile konuşuldu. Tarafların birbirlerine karşı üstünlük sağlayamayacağı 1951 yazında ortaya çıktı. Başlayan ateşkes görüşmeleri Temmuz 1953'te sonuç verdi. Kore Savaşı çok önemli sonuçlar doğurdu. Bir kere ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında büyük bir anlaşmazlık, ayrılık ortaya çıktı. ABD'nin Tayvan'a verdiği destek Çin Halk Cumhuriyeti tarafından iç işlerine müdahale olarak algılandı. Savaş Çin Halk Cumhuriyeti'ni SSCB'ye yaklaştırırken bu birlikteliğin verdiği güven Viet Minh'e destek vermeye itti. Tüm gelişmeleri komünizmin yayılması olarak değerlendiren ABD, bölgeye yönelik politikalarını gözden geçirdi. ABD açısından işler Vietnam'da da iyi gitmiyordu. ABD'nin ekonomik askeri desteğine karşın Fransa'nın savaş maliyetinin %80'ini ABD sağlıyordu. Viet Minh 1954'e gelindiğinde Vietnam'da denetimi ele geçirmek üzereydi. Bunda hiç kuşkusuz Sovyet Çin desteğinin de önemli payı vardı. SSCB ve Çin Halk Cumhuriyeti Mao'nun ziyareti sırasında Ocak 1950'de Demokratik Vietnam Cumhuriyeti'ni tanımışlardı. Mayıs 1954'te tüm tarafların yani Fransa, İngiltere, SSCB, Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, Güney Vietnam, DVC, Laos, Kamboçya temsilcilerinin katılımıyla Cenevre'de gerçekleşen konferans sonunda Temmuz'da ateşkes sağlandı. Vietnam 17. paralel sınır olmak üzere ikiye bölündü. Böylece Almanya ve Kore'den sonra üçüncü bir devlet daha ikiye bölünmüş oldu.
Bu bölüme 1956'da yapılacak seçimlere kadar sürecekti. Ayrıca Kamboçya ve Laos bağımsızlıklarını kazandılar. ABD Cenevre Sözleşmelerini onaylamadı. Güneyde Bao Dayi'nin yerine ABD yanlısı Ngo Dinh Diem'i destekledi. 1955'te yapılan referandumla Güney Vietnam Cumhuriyeti kuruldu. Ardından yapılan seçimde Diem oyların %98'ini alarak Cumhurbaşkanı oldu. 1960'da Diem karşıtları bir araya gelerek Ulusal Kurtuluş Cephesini kurdular ve Viet Cong gerilla eylemlerine başladı. 1965'te göreve başlayan Başkan Kennedy, Güney Vietnam'daki asker sayısını 1000'den 17 bine çıkardı. ABD artık Vietnam'da Fransa'nın rolüne soyunmuştu. 1960'ların başında bölgedeki asıl sorun Laos'tu. 1954'te bağımsızlığını kazandıktan sonra milliyetçi Souvanna Phouma 1957'de koalisyon hükümeti kurarak soğuk savaştan uzak durmaya çalıştı. Ama 1958'de CIA'in darbe girişimi yaşandı. 1960'da Souvanna yeniden iktidara gelip Sovyet KVC desteğini aradıysa da iç savaş nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Sonunda Haziran 1962'de yapılan anlaşmayla askeri ittifaklara katılmama koşuluyla Souvanna'nın koalisyon hükümeti iktidara geldiyse de ABD'nin artan müdahaleleri sonucu istikrar sağlanamadı. Doğu Asya'daki bu gelişmeler ABD'nin Japonya politikasını da değiştirdi ve yönlendirdi. ABD 1951'de Japonya'ya savaş açan devletleri San Francisco'da toplantıya çağırdı ve 8 Eylül'de bir barış anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre ABD işgali 90 gün içerisinde sona erecekti. Fakat Doğu Asya'da yukarıda anılan gelişmeler sürerken bu çok da mümkün değildi. Aynı gün bir güvenlik anlaşması imzalandı ve Japonya ülkesinde ABD'ye kara, deniz ve hava kuvvetlerini bulundurma hakkı tanıdı. Böylece ABD askeri varlığını sürdürürken Japonya'nın ekonomik kalkınmasını desteklemeye başladı. ABD'nin bölgeye yönelik politikaları Japonya ile sınırlı değildi. Ağustos 1951'de Filipinlerle ittifak anlaşması imzalandı. 1 Eylül 1951'de Avustralya ve Yeni Zelanda ile askeri bir pakt imzalandı. ANZUS. 1 Ekim 1953'te de Güney Kore'de üsler elde etti. ABD 1948'de Japonya'ya yapmaya başladığı ekonomik ve askeri yardımı 1950'lerin başında Tayland, Endonezya ve Burma'ya yaydı. Bununla kalmayıp 8 Eylül 1954'te Batı bloğunun Güneydoğu Asya parçasını oluşturacak bir örgüt kurdu. Güneydoğu Asya Anlaşması Örgütü. ABD, İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda, Avustralya, Filipinler, Tayland ve Pakistan'ın katıldığı bu askeri ittifak bölgedeki komünist yayılmayı çevreleme hedefini taşıyordu. ABD bu ittifak zincirinde bir boşluk olarak gördüğü Formosa yani Tayvan'la 2 Aralık 1955'te ayrı bir ittifak anlaşması imzaladı. Sonuç olarak 1950'lerin ortasında ABD çevrelemeyi Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya uzatmıştı. Toprak anlaşmazlıklarının yanı sıra İngiliz emperyalizminin böl ve yönet politikasının da etkisiyle birbirine hasım olarak bağımsızlıklarına kavuşan Pakistan'la Hindistan'ın yolları Soğuk Savaş'ın etkisiyle tamamen ayrıldı. Hindistan bloklardan uzak durmaya çalışırken Pakistan açıkça Batı bloğunda yer aldı. 1954'te Seato'nun ardından 1955'te Bağdat Paktı'na da üye oldu. Pakistan'ın Batı yanlısı tutumu kuşku götürmezse de dış politikasının asıl belirleyicisi Hindistan karşıtlığıydı. Çin Halk Cumhuriyeti ile Hindistan arasında çıkan anlaşmazlıkta Çin Halk Cumhuriyeti'ni destekledi. Çin Halk Cumhuriyeti ile Hindistan arasında sınır çatışmalarına varan bir anlaşmazlığın tohumları bu dönemde atıldı. Tibet sorunu, dini önder Dalai Lama tarafından yönetilen Tibet, merkezi hükümetin zayıflığı nedeniyle özerk bir yapıya sahipti. En büyük hedefi merkezi denetimi kurmak olan Pekin yönetimi 1950 sonbaharında Tibet'e birliklerini soktu. Çin Halk Cumhuriyeti ile arasındaki tampon bölgenin ortadan kalkması Hindistan'ı rahatsız etti. Komünist yönetimin uygulanmayarak Tibet'e özerklik tanıması Dalai Lama'yı Pekin'le işbirliğine yöneltmişti. Fakat Tibet'te Çin Halk Cumhuriyeti yönetimine karşı müdahale sürdü. Dalai Lama isyanın bastırılmasına yardım etmedi. 1959'da Çin Halk Cumhuriyeti tüm Tibet'te yönetimi ele geçirdi. Dalai Lama Hindistan'a kaçtı. 1960-1962 yılları arasında sınır çatışmaları yaşandı. 22
21 Kasım 1962'de Çin Halk Cumhuriyeti Hindistan'ın kuzeyinden saldırıya geçerek burada kendi güvenliği açısından stratejik bölgeleri ele geçirdi. Çin Halk Cumhuriyeti Hindistan Anlaşmazlığında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve ABD de değişik nedenlerle Hindistan'ın yanında yer aldılar. Orta Doğu gelişmeleri. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından blokların pekişmesi sürecinin Orta Doğu'daki ilk adımını Bağdat Paktı oluşturdu. Türkiye, Pakistan, Irak, İngiltere, ABD ve İran arasında yapılan ikili askeri ve teknik yardım anlaşmalarının yanında bağlaşmaya ismini veren 24 Şubat 1955'te Bağdat'ta imzalanan Türkiye ile Irak arasında karşılıklı işbirliği anlaşmasıydı. Balkan Paktı gibi bu bağlaşmada BM Anlaşması'nın 51. maddesine dayanarak kuruldu. Diğer bölge devletlerinin katılımına açıktı ve bu katılım özellikle istenmekteydi. Bağlaşmaya 4 Nisan'da İngiltere, 23 Eylül'de Pakistan ve 3 Kasım'da İran katıldılar. ABD ise sürekli konsey toplantılarına gözlemci gönderdi. Ekonomik Komite ve Bozguncu Eylemleri Önleme Komitesi'ne üye oldu ancak resmen bu bağlaşmaya katılmadı. Orta Doğu'da kurulacak askeri bir bağlaşmayla NATO ile SEATO'nun arasındaki boşluk kapatılmaya çalışıldı. Yani Güneydoğu Asya Anlaşması Örgütü ile NATO arasındaki boşluk kapatılmaya çalışıldı. Öne sürülen temel hedef komünist yayılmasının önlenmesiydi. Bağdat Paktı girişiminin amaç ve sonuçları açısından farklılıklar gösterdiği öne sürülmektedir. Pakt söylemde SSCB'nin çevresinde bir güvenlik koridoru oluşturmak amacıyla kurulmuştu. Ancak bu anlamda etkisi olumsuz oldu. Eylül 1955'te Mısır, Çekoslovakya ile silah yardım anlaşması imzalamış ve bu yolla SSCB Orta Doğu'ya girmişti. Bunu Kasım 1955'te SSCB ile Suriye arasında imzalanan ilk ticaret anlaşması izledi. Araplar SSCB'den çekinmediler. Her şeyden önce SSCB ile ortak sınırları yoktu ve SSCB eski sömürgeci ya da mandater batılı devletlerden biri değildi. Ayrıca pek çok Arap devleti SSCB'den tehdit algılamadığı gibi bazıları ABD baskısından rahatsızlık duyuyordu. Üstelik İsrail'in kurulmasında ve sonrasında genişleme politikası izlemesinde en önemli rolü yine ABD oynamıştı. Bu söyleme göre ABD Bağdat Paktı ile SSCB'yi çevrelemeye çalışırken aynı zamanda bölge devletlerinin tepkisini çekerek SSCB'nin bu devletlerle ilişki kurmasını, Orta Doğu'ya girmesini sağladı. Fakat amaç ve sonuçlar arasında var olduğu öne sürülen bu farklılık amacın yeterince açık değerlendirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bir kere Bağdat Paktı'nın kuruluşu Sovyet tehdidine değil ABD'nin bunu kullanmasına dayanır. Orta Doğu'daki Arap halklarının çoğunun bu bağlaşmanın dışında kalması ve bu durumun bölgeyi taraflara ayırması bunun göstergesidir. Bölgeye dışarıdan yapılan askeri müdahalelerin hepsinin Batı tarafından gerçekleştirilmiş olması, Sovyet tehdidinden çok Batı tehdidi algısının bölge yönetimlerinde var olduğunu göstermiştir. Bağdat Paktı asıl olarak kapitalist ekonominin gerekliliği sonucunda Batı bağlaşmasının soğuk savaş koşullarında Orta Doğu ham madde ve pazarın denetim altında tutma girişimidir. Sonuçlarıyla amaç arasında bu açıdan bir çelişki gözükmemektedir. Batı'nın müdahalesine tepki gösteren devletler SSCB ile işbirliğine ya da bağlantısızlığa yönelmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Orta Doğu'nun iki süper güç arasında etkinlik mücadelesine sahne olduğu daha önce belirtilmişti. Bir yandan İsrail devletinin kurulması, öte yandan sömürge yönetimlerinin sona ermesiyle İngiltere ve Fransa'nın bölgeden ayrılmaları bölgedeki güç dengelerini önemli ölçüde değiştirdi. 50'li yıllarda bölgede silahlı çatışmaya da dönüşen ilk anlaşmazlık Mısır'da yaşandı. Nil Nehri'ne bir baraj inşa etmek için finansal kaynağa ihtiyaç duyan Nasır yönetimi 26 Temmuz 1956'da Süveyş kanalını kendi denetimine aldı. Bunun üzerine İngiltere, Fransa ve İsrail ile birlikte kanalı işgal etti. Üzerinde önceden anlaşmaya varılan gizli plan uyarınca 29 Ekim 1956'da İsrail Mısır'a savaş ilan etti. Bunu kanalı korumaya alma amacıyla İngiliz ve Fransız birliklerinin işgali izledi. Aslında bu planda ABD'nin yanı sıra o sırada Macaristan'daki ayaklanmayla ilgilenen SSCB'nin de tarafsız kalması bekleniyordu.
Ancak ne SSCB ne ABD bölgedeki Arap kamuoyunu karşılarına alabilecek pasif bir tutum takındılar. Sonunda sorun BM'ye gitti ve orada anlaşmaya varıldı. İngiltere, Fransa ve İsrail kanal bölgesinden çekildi. Süveyş bunalımının önemi Arap dünyasında kamplaşmanın ve Arapların Bağdat Paktı üyelerine karşı takındıkları tutumun sertleşmesinden kaynaklanmaktadır. Kamplaşma Suriye bunalımında da artarak sürdü ve sonunda Irak'ta yönetim değişikliğine değin varacak gelişmelere yol açtı. Suriye bunalımı 50'li yılların ikinci yarısında Soğuk Savaş'ın Orta Doğu'ya yansımalarından biridir. Kendinden önce gelişen Süveyş bunalımından ve Eisenhower doktrininin açıklanmasından etkilendiği kadar kendinden sonra gelişen Irak'taki darbeyi ve nükleer başlıklı füzelerin Türkiye'ye yerleşmesini de etkilemiştir. Çünkü bölgede bu dönemde yaşanan bunalımların kaynağında Bağdat Paktı'nın bölgeye kabul ettirilmesi çabaları ve buna gösterilen tepki vardır. Orta Doğu'da kurulmaya çalışılan bir askeri bağlaşmaya katılmak istemeyen Suriye ve Mısır üzerindeki özellikle ABD kaynaklı baskılar giderek artırılıyordu. SSCB Suriye üzerindeki Batı baskısını azaltmak amacıyla bu ülkeyle ilk ticaret anlaşmasını Kasım 1955'te imzaladı. Ardından Suriye Doğu bloğundan aldığı silahlarla ordusunu güçlendirmeye başladı. Kasım 1956'ya gelindiğinde Suriye son bir yıl içerisinde Doğu bloğundan 20 milyon sterlinlik silah almıştı. Bu gelişmeye tepki hem Türkiye hem de Irak'tan geldi. Türkiye 30 Kasım'da askeri manevralara başlayacağını ve asker sayısını artıracağını duyurdu. Irak'ta ise Kral Faysal 1 Aralık'ta parlamentoyu dağıtarak sıkı yönetim ilan etti ve ordunun modernize edileceğini açıkladı. Sovyet yorumuna göre Süveyş bunalımının bir askeri müdahalenin ardından çözüme bağlanmasıyla Kasım-Aralık 1956'da Suriye üzerindeki baskı tekrar başlatılmıştı. Hiç kuşkusuz bu yorumda Ekim sonunda Suriye Başbakanı Şükrü Kuvvetli'nin Moskova'ya yaptığı gezi ve sonrasında Kasım ayı başında açıklanan ortak bildirinin etkisi olmuştu. Bölgedeki bu askeri hareketlenmenin sonucunda Suriye, İngiltere, Fransa, İsrail, Türkiye ve ötekilerin kendisine saldırı hazırlığında olduğu gerekçeleriyle bu ülkeleri BM'ye şikayet etti. Yorumlar hangi yönde olursa olsun ortadaki gerçek Süveyş bunalımının ardından bölgede Araplarla ve onları destekleyen SSCB ile Arap olmayan devletler arasındaki bölünmenin iyice belirginleşmiş oluşuydu. Durumun tek istisnası olan Irak'ın Batı devletlerinin yanında yer almış olması durumu daha da gergin bir havaya sokmuştu. Bu gelişmeler ışığında ABD, bölgedeki denetiminin yavaşça Batı'nın elinden çıktığı izlenimini edinmişti. Denetimin yeniden sağlanmasına yönelik atılan adımsa 5 Ocak 1957'de ilan edilen ve Mart'ta Kongre'de kabul edilen Eisenhower doktrini oldu. Kongre'de okunan bildirde propaganda savaşının SSCB tarafından kazanıldığı sonucuna varılmıştı. Doktrinin ABD Başkanı, Orta Doğu devletlerinden biri komünist denetimi altındaki bir devlet tarafından doğrudan ya da dolaylı bir saldırıya uğrayıp ABD'den yardım isterse bu yardımda bulunmaya Kongre tarafından yetkili kılınmıştı. Doktrin Bağdat Paktı üyesi olan Irak dışında Arap dünyasında yalnızca Lübnan tarafından kabul edildi. Bu nedenle doktrinin ilanı kısa vadede Orta Doğu'da ABD'nin istemediği gelişmelerinin önünü kesmek bir yana bunlara ivme kazandırdı. Arap devletleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve kamplaşma giderek ciddi boyutlara ulaştı. Şubat 1957'de Ürdün'de başlayan siyasal bunalımın altında yatan en önemli nedenlerden biri iç politikada Nasır yanlılarıyla Batı yanlıları arasındaki güç çekişmesiydi. Sonunda 25 Nisan'da Haşim hükümeti kurulmuş, sıkı yönetim ilan edilmiş ve Kasım 1956'daki Arap-İsrail Savaşı sırasında gelen Suriye birlikleri ülkelerine geri gönderilmişlerdi. Türkiye ile Suriye arasında çıkan bunalımda 1957'de Suriye ile Ürdün arasında çıkan gerginlikte Türkiye'nin aldığı tutum da etkili oldu. Türkiye, Ürdün'e Eisenhower doktrinini benimsetmek ve bu devleti Bağdat Paktı'na katılabilmek için Suriye'ye tepki göstererek Ürdün'ün yanında yer almıştı. Suriye'nin SSCB'ye yaklaşması yalnızca ekonomik kaynak gereksinimiyle açıklanamaz. 1945-1955 arasında Suriye hiç de küçümsenmeyecek ekonomik başarılar elde etmişti. Fakat ülkede Halit Bangdaş gibi komünist eğilimler gücü ellerinde tutuyordu ve bu durum SSCB yardımına kapı açtı. Yani Suriye'nin
radikalleşmesi öncelikle iç etkenlerin sonucuydu. Dış etkenlerde ise Sovyet etkisinden önce Batı karşıtlığından söz etmek gerekir. 1957'de yaşanan Suriye bunalımının tırmanışı 6 Ağustos'ta Suriye ile SSCB arasında imzalanan teknik ve ekonomik işbirliği anlaşmasıyla başlamıştı. Anlaşmaya göre SSCB Suriye'ye 500 milyon dolar uzun dönemli askeri ekonomik yardımda bulunacaktı. ABD Dünya Bankası aracılığıyla %5 faizle 600 milyon dolar önermişti. Bunun 5 milyon doları askeri kredi olacaktı. Yanı sıra İtalya Suriye'den buğday alacaktı. SSCB ise %2 faizle 350-400 milyon dolar ve bunun yanında 150 milyon dolar askeri yardım verdi. Buğdayı ise Bulgaristan aldı. Karayolları bağlantılarıyla birlikte Laskiye'de bir liman ve 6 yeni havalimanı havaalanı inşa edilmesi tasarlanıyordu. Böylece Orta Doğu petrollerinin bir bölümünün denetiminin SSCB'nin denetimine geçmesi olasılığı belirdi. Bunu 13 Ağustos'ta Suriye'nin 3 ABD'li diplomatı istenmeyen kişi ilan etmesi izledi. Gösterilen neden bu diplomatların mevcut rejimi değiştirmeye çabalamalarıydı. Karşılık olarak ABD'de Suriye Büyükelçisi ve ikinci katibi istenmeyen kişi ilan etti. Ardından 17 Ağustos'ta Suriye ordusunda yeniden düzenleme yapıldı. Genel Kurul Başkanı Nizamettin yerine komünist eğilimli Albay Bizri getirildi. Bu gelişmeler üzerine ABD yetkilisi Loy Henderson bölgeye gelerek 24 Ağustos'ta Ankara'da Bağdat ve Amman yöneticileriyle görüştü. ABD'nin isteği daha çok Türkiye'yi geri planda bırakarak Suriye'nin karşısına Arap devletleriyle çıkabilmekti. Fakat bu gerçekleşmedi. İran yanı sıra Türkiye'de sınıra önemli ölçüde askeri yığınak yaptı. Eisenhower 7 Eylül'de yaptığı açıklamada Suriye'nin Arap komşularına yapacağı saldırıya ABD'nin kayıtsız kalamayacağını açıklarken 10 Eylül'de Menderes'e mektup yollayan Bulgarin ise Türkiye'nin Suriye'ye saldıracağını ileri sürüyor ve SSCB'nin buna kayıtsız kalamayacağını bildiriyordu. 24 Eylül'de Sovyet Deniz Kuvvetleri filosu Laskiye Limanı'na geldi. Bunalımın doruğunu Huruşov'un 7 Ekim'de silahlar ateşlenirse roketler uçuşmaya başlar demeci ve ABD'nin 10 Ekim'de buna Türkiye'ye saldırı halinde NATO'nun yükümlülüklerini yerine getireceği yanıtı oluşturdu. Böylece iki bloğun liderleri bir ölçüde kendileri dışında gelişen bir bunalımda kesin tutumlarını açıklamışlardı. Bunu bölge devletlerinin bunalımın çözümü konusunda ikna edilmeleri izledi. Aslında ikna edilmesi gereken belki de tek devlet vardı, Türkiye. Genel kanı Türkiye'nin Suriye'ye saldırmak için yaklaşan parlamento seçimlerini beklediği yönündeydi. Ve bu durumdan Irak dahil tüm Arap devletleri hoşnutsuzdu. Çözüm için gerekli koşullar hazır olduğunda sorun Suriye'nin 16 Ekim tarihli başvurusu ile BM'ye getirildi ve 2 gün sonra genel kurulda görüşülmeye başlandı. Ancak BM'nin soruna bir çözüm bulmasına gerek bile kalmadan Moskova'daki 29 Ekim resmi davetine katılan Huruşov'un gerilimin bir yanlış anlamadan kaynaklandığını ve SSCB'nin Türkiye'ye saldırmayacağını açıklamasıyla bunalım sona erdi. Suriye bunalımının gelişiminde rol oynayan tarafların beklentileri bu bunalımın anlaşılmasına yardımcı olacaktır. ABD açısından bakıldığında izlenen politika çevreleme politikasının bir uzantısıydı. Batılılar ve Türkiye, Arap devletlerinin Bağdat Paktı'na katılmaları yönünde ikna etmeye çalışıyorlardı. Bir yandan petrol zengini bu bölgeye SSCB sızmasının önüne geçmek isterken öte yandan İsrail'in güvenliği göz önünde tutuluyordu. Bütün bunlar yapılırken de bölgedeki en önemli unsur olan Arap halklarıyla karşı karşıya kalmaya özen gösteriyordu. Bu politikanın nedenle başarılı olduğu tartışılmalıdır ancak bu bunalımla ABD artık Orta Doğu gelişmelerine söz sahibi olduğunu göstermiştir. SSCB açısından bakıldığında ilk olarak göze çarpan sömürge karşıtı akımı bulunarak çevrelemeyi kırma amacıydı. Bunun yanında bölgede İngiltere'den sonraki güç boşluğu doldurulurken SSCB de kendi etki alanını yaratmaya çabalıyordu. Üstelik Batı için hem ham madde açısından yaşamsal olan bu bölgede Batı'nın dayatmaya çalıştığı politikaları baltalamak SSCB'nin amacı ve başarısı oldu. Sonuçta SSCB Orta Doğu'da gelişen olaylarda daha fazla ve doğrudan söz sahibi olmaya başladı. Suriye ve dolayısıyla Mısır açısından bakıldığında en önemli unsurların yani sömürge geçmişinden dolayı Batı karşıtlığı ve kimlik arayışları çerçevesinde Arap milliyetçiliği olduğu görülmekteydi. Batı'nın dayatmalarına karşı direnebilme onlara bu kimlik arayışları sürecinde oldukça önemli katkı sağlamıştı.
Bölge açısından bakıldığında Orta Doğu'nun ABD ile SSCB'nin çalışma alanlarından biri olduğu ortaya çıktı. Bir yandan da bağlantısız devletlerin iki kutuplu dünya koşullarını kendi politik araçları olarak kullanmaları yolunda ilk adım oldu. Suriye bunalımının bölgedeki en doğrudan sonucu 1 Şubat 1958 tarihinde Suriye ile Mısır'ın birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni BAC'yi kurmaları oldu. Nasır'ın Pan-Arabizm politikasının en önemli ama kısa süren sonucu budur. Bu gelişme Orta Doğu'daki dengeleri değiştirdi. Suriye bunalımı sırasında Arap dünyasından ayrı ve onlara karşı görülen Irak yönetiminin halkın hoşnutsuzluğunu dizginleyebilmesi zordu. Suriye bunalımının ardından Aralık'ta Kıbrıs sorunu BM siyasi komitesinde görüşülürken Irak heyeti Yunanistan'ı destekledi. Ardından genel kurulda yapılan oylamaya katılmadı. Irak yönetimi bunu Türkiye'ye heyetin sorumsuzluğu biçiminde anlatmaya çalıştıysa da bu tutum Bağdat Paktı içerisindeki tek Arap bağlaşıklı Türkiye arasındaki görüş ayrılıklarının göstergesiydi. Irak'ın Bağdat Paktı'ndan ayrılmasını engellemek için Başbakan Adnan Menderes Bağdat'a gitti. 30 Ağustos'ta toplantının kapanış bildirisinde komünist tehlikeye karşı örgütü güçlendirme kararı açıklandı. Şubat 1958'de BAC'nin kurulması, Irak ve Ürdün'de Nasır'ın ve Arap milliyetçiliğinin etkisinin artacağı kaygısını uyandırdı. Bu iki devlet arasında federasyon görüşmelerine başlandı. Görüşmeler 19 Mayıs 1958'de Irak-Ürdün Birliği'nin kurulmasıyla sonuçlandı. Ancak bu birlik yalnızca 55 gün sürebildi. 14 Temmuz 1958'de General Kasım liderliğindeki askerlerin Irak'ta yönetimi ele geçirerek Başbakan Nuri Said ve Kral Faysal'ı öldürmeleri ve ardından Cumhuriyet'in ilanı Orta Doğu'da Eisenhower doktrininin uygulanmasına yol açtı. İlk olarak 15 Temmuz'da ABD Lübnan'a askeri müdahalede bulundu. Lübnan'da Arap milliyetçileriyle Batı yanlıları arasında Cumhurbaşkanı Cemille Camo'nun keyfi yönetiminin de etkisiyle bir iç kargaşa hüküm sürmekteydi. Camon 22 Mayıs'ta BAC'yi sınırdan sızmalar nedeniyle BM'ye şikayet etti. BM bir komisyon kurarak bunu inceledi. Konuyu BM'nin ele alması ABD'yi ikinci plana atmıştı. Ancak Irak'taki gelişme ve bunu izleyen Camon'un Lübnan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumak için ABD Başkanı'na başvurusuyla Eisenhower doktrini ilk kez uygulamaya konuldu ve müdahale gerçekleşti. İkinci olarak İngiltere 17-18 Temmuz tarihlerinde Ürdün'deki Kral Hüseyin yönetimini desteklemek üzere bu ülkeye Kıbrıs'taki üssünden paraşütçü birliği gönderdi. Zira Kral Hüseyin bu iktidar değişikliğinin ardından Arap milliyetçileri tarafından adeta çevrelenmişti ve iktidarı bir yardım olmaksızın elinde tutması zor görünüyordu. SSCB bu askeri müdahalelere tepki göstererek birliklerin derhal çıkarılmasını istedi. Sorun önce BM Güvenlik Konseyi'ne geldi. Çözüm bulunamadı. Uluslararası bir zirve toplanması girişimleri de sonuçsuz kaldı. Sonunda sorun BM Genel Kurulu'nda görüşülürken önce Arap devletleri kendi aralarında iç işlerine karışmama temelinde anlaştılar. Bundan sonra bölgedeki yabancı birliklerin çekilmesini de öngören bir karar çıkarıldı. Yeni Bağdat yönetimi hareketin Batı bloğuna karşı düzenlenmediğini ve anlaşmalara bağlı kalacağını açıkladı. Açıkladıysa da uygulama bu yönde olmadı. Birincisi 3 Ocak 1955'ten sonra kesilmiş olan SSCB ile diplomatik ilişkiler tekrar kuruldu. İkincisi 27-28 Temmuz 1958 tarihlerinde ABD'nin de katılımıyla Londra'da yapılan Bağdat Paktı Dışişleri Bakanları toplantısına Irak temsilci göndermedi. Irak'ın Bağdat Paktı'ndan 24 Mart 1959'da ayrılması ve bağdaşmanın Ağustos'ta Merkezi Antlaşma Örgütü adını almasıdır. Yani CENTO. Türkiye, İran ve Pakistan arasında imzalanan bu bağlaşma ile her şeyden önce 50'li yıllardan başlayarak Batı'nın Orta Doğu'da oluşturmaya çalıştığı komünist karşıtı askeri pakt anlamını yitirdi. Bağdat Paktı'nın sona ermesinin en önemli nedenlerinden biri de Orta Doğu'daki bu bunalımlar sürecinde katılımcılar arasında bağlaşmanın nedenine ilişkin görüş ayrılıklarının çıkmasıydı.
Batı Türkiye ve İran için bir Sovyet tehdidinden söz edilmesi kabul edilebilir olduğu halde Irak için bu hiçbir zaman geçerli olmadı. Batı, Türkiye ve İran için bir Sovyet tehdidinden söz edilmesi kabul edilebilir olduğu halde Irak için bu hiçbir zaman geçerli olmadı. Irak, bağlaşmayı Filistin sorununda Batı'nın desteğini arkasına alma aracı olarak görüyordu. Sonunda CENTO adını alan örgüt ilk toplantısını Ekim'de Washington'da yaptı ve merkezi Ankara'ya taşındı. Ancak yeni oluşum Orta Doğu'da etkin bir rol oynamaktan uzaktı. Uzak kaldı. Askeri ilişkiler bağlaşmadan ikili anlaşmalar çerçevesinde kaydırıldı. Bölgedeki başka bir anlaşmazlık Kıbrıs'ta yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından diğer halklar gibi Türkler ve Rumlardan oluşan Kıbrıs'taki halk da İngiltere'ye karşı kendi kaderini belirleme hakkını kullanarak bağımsızlık mücadelesine girişti. Yunanistan'ın 16 Ağustos 1954'te BM'ye başvurusu ve Aralık'ta konunun genel kurulun gündemine gelmesiyle Kıbrıs sorunu bir daha iç sorun durumuna döndürülmeyecek bir biçimde uluslararası alana geçirilmiş oluyordu. Bu tarihten sonra İngiltere, ada üzerindeki etkisini yitirmemek için adada iki halkın bulunuşunu öne sürerek bunların birini diğerine karşı kullandı. Adanın Yunanistan'a bağlanması anlamına gelen Enosis'i savunan Kıbrıslı Rumlarla adanın iki halk arasında taksimini savunan Kıbrıslı Türkler, İngiltere, Suriye ve Yunanistan'ın garantörlüğü altında anlaşmaya vardılar. 19 Şubat 1959'da imzalanan Londra Anlaşmaları sonrasında 16 Ağustos 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsızlığını resmen ilan etti ve 24 Ağustos'ta BM'ye üyeliğini onayladı. Üyeliği onaylandı. Orta Doğu'da yaşanan başka bir bunalımda Irak yönetiminin ülkenin kuzeydeki Kürtleri denetim altına almak amacıyla şiddet uygulamasıyla ortaya çıktı. İngiltere 19 Haziran 1961'de Kuveyt'in bağımsızlığını tanıdı. Bunu kabul etmeyen Irak Devlet Başkanı Abdülkerim Kasım, Kuveyt'e topraklarına katmak isteyince İngiltere Kuveyt'e asker çıkararak buna engel oldu. Irak'ta yönetimle Kürtler arasında ilk gerginlik Temmuz 1961'de Irak yönetiminin güneyde sorunları olduğu dönemde çıktı. Kürtlerin bu dilekçesini Kasım'ın geri çevirmesi üzerine Bağdat'ta bulunan Kürt lider Molla Mustafa Barzani Barzan bölgesine çekilmişti. Ardından Kasım Kürtleri denetim altına almak için kuzeyde operasyona başlayınca 1300 Iraklı Temmuz'da Türkiye'ye sığındı. Irak yönetiminin Kürtlerle yaşadığı anlaşmazlıklar 1964'e kadar sürdü. Bu dönemde Irak, Türkiye'yi ayrılıkçı Kürtlere destek vermekle suçladı. Aynı dönemde İran da Irak Kürtlerini desteklemeye başlayacaktır. Bu gelişmeler Orta Doğu'nun siyasal haritasını değiştirmiştir. 1954'te Mısır'da Nasır'ın ve 1958'de Irak'ta Kasım'ın iktidara gelmelerinin ardından 1960'da Türkiye'de de ordu bir darbeyle yönetime el koymuştur. 1958'de kurulan BAC 1961'de sona ermiş ve 1963'te Suriye'de Baas yönetimi iş başına gelmiştir. Yine 1962'de Yemen'de ordu cumhuriyet ilan etmiştir. Böylece bir yandan bölgedeki yönetimler el değiştirirken diğer yandan blokların bölgedeki ağırlıkları da değişmiştir. Batı Avrupa gelişmeleri. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası sistemde en göze çarpan gelişme, önceki yüzyıllarda dünyanın merkezi konumundaki Avrupa'nın bu özelliğini yitirmiş olmasıdır. Geçen bölümde ele aldığımız gibi, üzerinde güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu bir yandan sömürgelerine birer birer bağımsızlığı tanırken diğer yandan daha çok iç işlerine yönelmişti. Batı Doğu ekseninde ikiye ayrılan Avrupa'da en önemli kaygı yakılıp yıkılan Avrupa'nın yeniden inşasıydı. Soğuk Savaş'la birlikte güç merkezi açıkça ABD'ye kaymıştı. Batı bloğunun önderi ABD ise iç ve dış politikalarının komünizm yani SSCB düşmanlığı üzerine inşa etti. Nisan 1950 tarihli ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin aldığı 68 sayılı karar dünyayı ikiye ayırıyordu. Moskova önderliğinde komünist dünya ve ABD önderliğinde özgür dünya. Bu belgeye ABD'de Mekartizm eşlik etti. Dünyayı komünizm tehlikesine karşı korumayı hedefleyen bir siyasal temizlik kampanyası başlatıldı. Toplumun her kesimi baskı altına alındı. Kore Savaşı'nın başlaması ABD'de izlenen politikaları teşvik etti. 50'li yılların başlarında Soğuk Savaş ortamında oluşturulan çevreleme zincirinin Balkanlar ayağını 9 Ağustos 1954'te Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Bilet'te imzalanan Balkan Paktı oluşturdu. Komünformdan atılan Yugoslavya ile Batı ittifakına kendilerini kanıtlamaya çalışan Türkiye ile Yunanistan, ABD'nin desteğinde bir araya geldi.
Bu bağlaşmayla ilk kez sosyalist olduğunu öne süren bir devlet sosyalist kampın dışında bir askeri kampa katılmıştı. Bu anlamda bağlaşma sosyalist kamptaki bölünmenin habercisi oldu. Balkan Paktı ölü doğmuş bir girişimdi. Birincisi hemen bir hafta sonra Yunanistan'ın Kıbrıs sorununu BM'ye getirmesi gerçekte taraflar arasında bağdaşmaya varacak türden bir aradalık olmadığının göstergesi oldu. İkincisi Balkan devletlerinin bir kısmı bu paktın dışında kalmıştı. Son olarak 1955'te SSCB Yugoslavya yakınlaşmasıyla işlevini tamamen yitirdi. 23 Ekim 1954'te Federal Almanya'nın işgal statüsü sona erdi. Ama 3 işgal devleti bu ülkede asker bulundurma hakkı elde ettiler. FAC 5 Mayıs 1955'te de NATO'ya üye oldu. 1955'te Avusturya Devlet Anlaşması imzalandı. Bağımsız ve tarafsız bir Avusturya, Avrupa devletler yapısı içerisindeki yerini aldı. Berlin sorunu 2. Dünya Savaşı'nın ardından iki kamp arasında çözüme ulaşılamayan en uzun süreli sorun oldu. Sorunun çözüm süreci Soğuk Savaş'ın seyrini yansıttı. Batı Berlin bir taraftan Doğu Anadolu'nun göbeğinde bir Doğu Almanya'nın göbeğinde bir Soğuk Savaş adası olarak dururken diğer yandan doğudan batıya nitelikli işçi göçü Doğu Almanya ekonomisini zor durumda bırakıyordu. 1949-1961 arasında DAC'nin nüfusu 19 milyondan 17 milyona inmişti ve 2,7 milyon kişi batıya kaçmıştı. Yalnızca Temmuz 1961'de 30 bin kişi ayrılmıştı ve hepsi eğitimli nüfustu. Bu durum DAC ekonomisini olumsuz etkiliyordu. SSCB 10 Kasım 1958'de bir açıklama yaparak Batılıların Federal Almanya'yı silahlandırdığını, bu koşullarda işgal altındaki Doğu Berlin'in denetimini Doğu Almanya'ya devredeceğini bildirdi. Sonra 28 Kasım 1958'de 3 Batılı işgalci devlet ve 2 Alman devletine verdiği notayla Berlin'de 4 devletin garantörlüğünde BM yönetimi önerdi. Sorunun çözümü için 6 ay süre tanıdı. Sürenin sonunda çözüm sağlanamazsa denetimi Doğu Almanya'ya vereceğini açıkladı. Bu öneri aralıkta reddedildi. SSCB daha sonra süre sınırlamasından vazgeçti. 11 Mayıs 1959'da Cenevre'de toplanan Dışişleri Bakanları Zirvesi'ni 15-17 Eylül tarihlerinde Huruşov'un New York'u ziyareti izledi. Son olarak Haziran 1961'de Huruşov'la Kennedy'nin Viyana buluşmalarından çözüm çıkmayınca 13 Ağustos 1961'de Berlin Duvarı'nın inşasına başlandı. Berlin'in ve Almanya'nın bölünmüşlüğü Soğuk Savaş'ın simgesi olmayı sürdürdü. Yeniden inşa çabasına yönelen Batı Avrupa'da kurulacak güvenlik, yüzyıllara dayanan Fransız-Alman düşmanlığına son verilmesi temeline dayanıyordu. Fransa ile FAC arasında bu birliktelik kurulduysa da Fransa ile Anglo-Sakson dünya arasında hep bir mesafe korundu. 20. yüzyılın ikinci yarısında Batı Avrupa'da başlayan bir oluşum yüzyılın sonuna damgasını vurdu. Avrupa Birliği. Yüzyıllar öncesine dayanan bu düşünce yaşama geçirildi. Fransız devriminden sonra Batı Avrupa'dan başlayarak bütün dünyaya yayılan ulus devlet modeli bu kez yine aynı coğrafyada başka bir siyasal birime doğru evrildi. Bu yeni siyasi birlik de öncelikle ortak pazarın kurulmasına, burada başlayan serbest ticaretin hukuksal yapısının oluşturulmasına dayanıyordu. Daha sonraki 10 yıllarda özellikle iki kutuplu sistemin sona ermesiyle tek pazar kurulacak, ortak bir yasama ve yargı sistemine ortak bir yürütme mekanizması izleyecektir. İşte günümüzde gelinen aşamanın başlangıcı 1950'lere dayanır. Batı Avrupa'daki ekonomik bütünleşmenin ilk adımı Marshall yardımının eş güdümünü sağlamak için kurulan OECD olmuştu. Bunun Mayıs 1951'de imzalanan anlaşmayla Fransa, FAC, İtalya ve Benelux ülkelerinin katıldığı Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu izledi. Fransa Dışişleri Bakanı Schuman'ın hazırladığı plan uyarınca söz konusu 6 devlet kömür ve çelik üretiminin uluslararası bir örgüt içerisinde bütünleştirdiler. 1955'ten başlayarak sürdürülen görüşmeler 25 Mart 1957'de Roma'da Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Euratom'un kurulmasıyla sonuçlandı. Roma Anlaşması Ocak 1958'de yürürlüğe girdi. Avrupa'nın batısı teknolojik, ekonomik açıdan dünyanın geldiği noktada daha verimli bir örgütlenmeye gitmek zorundaydı. Batı Avrupa'da ekonomik bütünleşmeyi hedefleyen bu girişim başlangıçta yeni bir bölünme yarattı. İngiliz Uluslar Topluluğu, Commonwealth ile özel ilişkileri olan ve maden kaynaklarını devletleştirmeye giden İngiltere 1959'da ve 1959'da İskandinav ülkeleri yani İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturya, Portekiz ve İsviçre'yi yanına alarak EFTA'yı Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi'ni kurdu. Bu oluşumdan beklediğini bulamayan İngiltere 1961'de AET'ye üyelik için ilk başvurusunu yaptıysa da bu girişimi 1963'te De Gaulle
yönetimindeki Fransa tarafından veto edilecektir. Batı Avrupa'da bu gelişmeler yaşanırken İngiltere ve Fransa başta olmak üzere buradaki devletler sömürgelerine bağımsızlıklarını tanımaya başladılar. Bu durum uluslararası sistemde yepyeni bir sayfa açtı. Bağlantısızlar ve sömürgeden kurtuluş. Dekolonizasyon. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından BM içerisindeki Vesayet Konseyi'nin çalışmalarının da etkisiyle sömürge yönetimleri birer birer sona erdi. Bu sürece sömürgeden kurtuluş, dekolonizasyon denir. Pek çok devlet bağımsızlıklarını kazandı. Çoğu Asya ve Afrika'da yer alan bu devletler, soğuk savaş içerisindeki iki kamptan herhangi birine yanaşmak istemediler. Bu devletlerin başında Hindistan geliyordu. Bir yandan İngiliz emperyalizmine uzak duran Nehru yönetimi, diğer yandan Çin Halk Cumhuriyeti'nden rahatsızdı. ABD'nin Asya'da kurduğu ittifaklar sistemi bölge devletlerini de benzer kaygıya itince ilk girişim Nisan 1954'te Kolombo'da yani Sri Lanka'da toplanarak gerçekleşti. Kolombo devletleri olarak anılan Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Endonezya ile Burma, Asya ve Afrika devletlerini bir araya getirecek bir toplantı düzenleme kararı aldılar. Toplantı 18-24 Nisan 1955 tarihlerinde Bandung'da yani Endonezya'da gerçekleşti. 29 Asya ve Afrika devleti iki blok dışında yeni bir güç oluşturmaya çalıştılar. Konferansta ve sonrasında bazı devletlerde önderleri öne çıktı. Devletler ve önderleri öne çıktı. Hindistan'da Nehru, Mısır'da Nasır, Endonezya'da Ahmet Sukarno, Yugoslavya'da Tito. Bandung konferansında devletlerin ülke bütünlüğü ve egemenliklerine karşılıklı saygı, iç işlerine karışmama, saldırmazlık, ekonomik ilişkilerde karşılıklı yardım ve barış içinde bir arada yaşama ilke kararları alındı. Gündeme gelen önemli bir konu sömürgeciliğin kınanmasıydı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Batı yanlısı devletler sömürgecilik söz konusu olduğunda bunun yalnızca Batı bloğu tarafından değil, Doğu bloğunca da uygulandığı ve bu nedenle sömürgeciliğin her türünün kınanması gerektiğinde direndiler ve bunu kabul ettirdiler. Ekonomik ilişkilerde karşılıklı yarar ilkesi ise kârı arttırmayı amaçlayan kapitalist ekonomiyle bağdaşmıyordu. Bu nedenle kapitalist merkez ülkeleri yeni bağımsızlığını kazanan devletlere ekonomik kalkınmalarına destek olmak amacıyla borç vermeye başladılar. Yapılan ekonomik yardımlar karşılığında ekonomik ilişkide karşılıklı yarar ilkesi göz ardı edilebildi. Böylece bağlantısızların soğuk savaş koşullarında bloklardan ekonomik yardım sağlayarak siyasal rol oynayabilecekleri bir ortam doğdu. SSCB sömürge karşıtı akımın kendisine güç kazandıracağını hesaplarken ABD Avrupa'daki başarılarına güveniyor ve komünist bloğun genişlemesini engellemeye çabalıyordu. İkinci toplantı 1961'de Belgrad'da gerçekleştirildiğinde bağlantısızlık hareketi ortaya çıktı. Kısaca bağlantısızlık iki kutuplu sistemde bloklara katılmamayı anlatır. Bu yalnızca pasif bir katılmama durumu değil, blok politikalarına karşı çıkmayı da içerir. Belgrad'da katılımcı sayısı 25 oldu. Avrupa'dan yalnızca Yugoslavya ve Kıbrıs, Latin Amerika'dansa Küba'nın katılmış olması bağlantısızlık hareketinin siyasi coğrafi konumunu açıklayıcı hale getirdi. Bağımsızlığını kazanan devlet sayısının hızlı artışı bağlantısızlara siyasal güç kazandırdı. Bu durum BM Genel Kurulu'ndaki oy dağılımını etkileyerek ABD ile SSCB'nin oynadıkları rolleri etkiledi. BM üye sayısı 1945'te 51 iken 1962'de 110'a çıktı. Güvenlik Konseyi veto nedeniyle işlevini yitirince ABD ve Batı devlet sayısının kendi lehine olmasından yararlanarak genel kurulun işlevini öne çıkarmıştı. Oysa ki bağlantısızlar genel kurulda oy çoğunluğunu ele geçirerek Batı'nın elinden bu kozu aldılar. Sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanması her zaman barışçıl bir süreçte gerçekleşmedi. Örneğin Fransa Cezayir'deki yönetimi sürdürmekte direndi. Cezayir'in bağımsızlığı için Ulusal Kurtuluş Cephesi 1954'ten başlayarak çatıştı. 1958'de ayaklanma ve savaş başladı. 1954'te Hint Çin'inde yenilgiye uğrayan Fransa Cezayir'i terk etmeye yanaşmadı. Cezayir Savaşı Ekim 1958'de Fransa'da kurulan 5. Cumhuriyet'in en önemli nedenlerinden biri oldu. Fransa Temmuz 1962'de Cezayir'in bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı. 1950'ler aynı zamanda Güney Amerika ülkelerinin uluslararası sisteme katılmaya başladığı 10 yıl oldu. Öncesinde zengin bir kuzey ile ona bağımlı bir Güney Amerika'dan söz edilmekteydi. ABD'nin Latin Amerika politikası, komünizm karşıtı genel politikasının bir parçası oldu.
1947'deki Rio Anlaşması ve 1951'de kurulan Amerikan Devletler Örgütü ADÖ bunun uygulamalarıydı. Yerel komünistleri ezerek ABD çıkarlarını korumak. İlk olay Guatemala'da patlak verdi. 1951'de başa gelen Arbenz hükümeti ABD denetimindeki Birleşik Meyve Şirketi'nin çıkarlarına aykırı düzenlemelere gitti. ABD bir yandan CIA aracılığıyla gerilla hareketini örgütledi. Diğer yandan da ADÖ'den Amerika kıtasında komünist bir rejim kurulmasına tüm kıtaya tehdit olacağı yönünde karar çıkarttı. Sonunda 1954'te bir darbeyle yönetimi devirdi. Bu olay Latin Amerika kıtasında ABD karşıtlığını yükseltti. 1958'de Venezuela'da, 1959'da Panama'da protesto ve ayaklanmalar başladı. Asıl başkaldırı ise Küba'da yaşandı. Fidel Castro ve arkadaşları Ocak 1959'da Küba'da Batista yönetimini devirerek iktidara geldiler. SSCB'nin hiçbir dahli olmadan gerçekleşen bu iktidar değişikliği ABD açısından kabul edilemezdi. Başından başlayarak Castro yönetimini aşağıya etmeye çalışan ABD, Nisan 1961'de Guatemala örneğinde olduğu gibi bunu güç kullanarak yapmaya çalıştı. Castro yönetimine karşı Domuzlar Körfezi adı verilen çıkarma başarısızlıkla sonuçlandı. Küba, 1961 Eylül'ünde toplanan Belgrad toplantısında bağlantısızların yanındaydı. Sonrasında ise iktidarını sürdürebilmek için hızla SSCB ile ilişkilerini geliştirdi. Soğuk Savaş'ın zirvesini oluşturacak Küba bunalımı tohumları atılmış oldu. Sovyet dış politikası ve Doğu bloğu. İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkıma uğrayan Sovyet ekonomisi hızla yeniden yapılanmış ve endüstri üretimi açısından kısa sürede eski düzeyini yakalamıştı. 1953'e gelindiğinde ekonominin gözden geçirilmesi çalışmalarının temelinde tarım reformu yatıyordu. 5 Mart 1953'te Stalin'in ölümü hiç kuşkusuz SSCB tarihinde çok önemli bir olaydı. İktidar sorununa bulunan çözümse kolektif yönetimdi. Fakat kolektif liderlik görüş ayrılıklarını ortaya çıkarmıştı. Önemli isimlerden Beria 1953'te, Malenkov 1955'te tasfiye edildiler. Tarım reformuyla birlikte ziraatçı geçmişe sahip Huruşov öne çıktı. 14 Ekim 1964'te sağlık nedenlerinden dolayı görevinden alınana kadar yönetimde kalan Huruşov, SSCB'nin yaşarken görevden ayrılan ilk ve tek lideri olmuştur. Dönemin siyasal gelişmeleri ele alındığında en önemli olayın Sovyetler Birliği Komünist Partisi 20. Kongresi olduğu görülmektedir. 14-25 Şubat 1956 tarihleri arasında çatışmalarını sürdüren 20. Kongre, SSCB tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilecek niteliktedir. İç politika açısından en önemli gelişme Stalin'den arındırma sürecinin resmen başlatılmasıydı. Ancak Stalin'e karşı tavır almak o kadar da kolay değildi. Stalin ve Stalinizmin eleştirisi aynı zamanda rejimin eleştirisiydi. 50'li yılların ikinci yarısında SSCB ekonomisini 20. Kongre'de tartışılan ve 27 Ağustos 1956 tarihinde SSCB Bakanlar Kurulu tarafından resmen açıklanan "Amerika'yı yakala ve geç, Dognat i pregnat Ameriku" politikası biçimlendirdi. Huruşov bu politikayı "Biz kapitalizmi bombalamayla yıkmayacağız. Kişi başına et, yağ, süt üretiminde ABD'yi yakaladığımızda kapitalizm en büyük darbeyi yiyecek" biçiminde özetliyordu. Kazakistan'ın kuzeyinde üretime açılan bakir topraklardan Selina ilk ürün 1950'lerin sonunda alındı. Ekonomi alanındaki yeniden yapılanma girişimlerinin tümü Perestroika'nın başlatıldığı anlamına geliyordu. 17-31 Ekim 1961 tarihlerinde toplanan SBKP 22. Kongresi dönemin sonuna damgasını vurdu. Kongrede 1970'te ABD'ye geçme, 1980'de de komünizme geçme kararı alındı. Fakat bu kararlar hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. 20. Kongre ve sonrasındaki gelişmeler SSCB dış politikası üzerinde de önemli ölçüde etkili oldu. Bu etkilerin başında farklı sosyoekonomik sistemlerin varlığına dayanan barış içinde bir arada yaşama düşüncesinin Sovyet dış politikasına yön vermeye başlaması gelir. Bu politika, 2. Dünya Savaşı sonrasında SSCB'nin yanında olmayan herkes ona karşıdır biçiminde özetlenen Stalin'in iki kamp teorisinin resmen reddedilmesidir. Stalin'den sonra SSCB dış politikasını özellikle kapitalist ülkelerle olan ilişkileri açısından gözden geçirdi. Yeni yönetim 26 Temmuz 1953'te Kore'de Ateşkes Anlaşması'nı
ateşkes imzalanmasını sağlayarak işe başlamış. Bunu 4 Ağustos'ta ABD, İngiltere ve Fransa yaptığı uluslararası durumu, yani Avusturya ve Almanya sorunlarını gözden geçirme önerisi izlemişti. Ocak-Şubat 1954 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda Dışişleri Bakanları 5 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldiler. Görüşmelerde Almanya'nın durumu gündeme getirildi. 15 Mayıs 1955'te Varşova Paktı'nın kurulmasından bir gün sonra tarafsızlık ve askerden arındırılmışlık temeline dayanan bağımsız ve demokratik Avusturya'nın kurulması için devlet anlaşması imzalandı. 9-13 Eylül tarihlerinde Şansölye, yani Başbakan Konrad Adenauer'un Moskova ziyaretinin ardından Federal Almanya ile diplomatik ilişkiler kuruldu. Finlandiya ile ilişkiler iyileştirilmeye çalışıldı ve imzalanan anlaşmayla SSCB Porkkala-Ut askeri üssünü boşalttı. Norveç'le benzer yakınlaşma bir ortak açıklama ürününü vermiş, İngiltere ile görüşmeler başlatılmıştı. Batı ile ilişkilerinde SSCB Berlin ve Küba bunalımlarına karşın barış içinde bir arada yaşama politikasını sürdürdü. 3 Haziran 1960'ta Huruşov Moskova'da düzenlediği basın toplantısında SSCB'nin önce silahsızlanma sonra denetim tezinden vazgeçtiğini açıklayarak silahsızlanmaya önce nükleer silahlardan başlanabileceğini kabul etti. 20. Kongre'de de ayrıca sosyalizme karşı yollardan gidilebileceği ilkesi benimsendi. Bu ilke bağlantısızlara yönelikti ve SSCB'nin 3. Dünya ile daha sıkı işbirliği yapabilmesinin de önünü açtı. Sosyalist kampın yanı sıra bağımsızlığını yeni kazanmış devletler ve özellikle Hindistan, Endonezya ve Birmanya ile iyi ilişkiler kuruldu. 3. Dünya ile kurulmaya başlanan bu ilişkiler 50'li ve 60'lı yıllar boyunca geliştirildi. 3. Dünya'nın SSCB'ye sıcak yaklaşımında 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı kazanılan zaferin ve sömürgeci geçmişinin olmasının yanı sıra alternatif bir ekonomik kalkınma modeli sunması da etkili oldu. Bu bağlamda SSCB'nin Orta Doğu politikası öne çıktı. SSCB Orta Doğu'da Batı bloğunun çevreleme girişimlerine engel olmaya çalıştı. Bunu yaparken bölge ülkeleriyle işbirliği girişimlerini artırdı. Orta Doğu'da etki alanı kurmak için ABD ile yarıştı ve Batı emperyalizmine karşı Arap muhalefetini destekledi. Başta Mısır ve Suriye olmak üzere bölge devletlerine silah, teknisyen ve danışmanlar sağladı. Ekonomik yardımda bulundu. Filistin sorununda İsrail'e karşı Arapların yanında yer aldı. Bölgede kurulmaya çalışılan Batı yanlısı askeri bağdaşmalara karşı Arap ülkeleriyle birlikte savaşım sürdürdü. Bölgedeki Batı tekelini kurmaya çabaladı ve bunu başardı da. 50'lerin sonu ve 60'ların başında SSCB, Orta Doğu'daki gelişmeleri belirleyen güçlerden biri oldu. Örneğin ABD'nin Lübnan'ı işgalinin ardından Nasır'ın Moskova'ya giderek yardım istemesi ve sonunda ABD askerlerinin Lübnan'ı terk etmesi Huruşov için diplomatik bir başarı olarak değerlendirilmişti. SSCB, Mısır, Suriye, 1958-1961 yılları arasında BAC ve darbenin ardından Irak'la iyi ilişkiler kurdu. Bu iyi ilişkiler bağımsızlık savaşını veren diğer ülkelerle de kurulmuş ve bağlantısızlar hareketinin aslında SSCB'nin çıkarlarına hizmet ettiği genel kanısının doğmasına neden olmuştu. Bağlantısız devletlerle ilişkilerde SSCB hem bu devletlere ekonomik yardımlarda bulunup krediler açıyor hem de bunun karşılığında kendi ideolojisini benimsemelerini istemiyordu. Artan devlet sayısıyla birlikte SSCB temsilciliklerinin de artması bağlantısız devletlerle ilişkilere verdiği önemin göstergesi oldu. SSCB 1950'lerden başlayarak kendi bloğuyla sorunlar yaşadı. Bu çerçevede Demokratik Alman Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri yakından izledi. Haziran 1953'te patlak veren ekonomik bunalım sonrasında ortaya çıkan işçi hareketleri Doğu Berlin, Leipzig, Dresden ve Jena'ya Sovyet tanklarının müdahalesiyle durduruldu. 25 Mart 1954'te ise SSCB Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin egemenliğini tanıdığını açıklamış. Yapılan anayasal değişiklik bu devletin yeniden silahlanmasını olanaklı kılmıştı. Başka bir örnek 1955'te Yugoslavya ile ilişkilerin iyileştirilmesi için yapılan girişimlerde ortaya çıktı. Avrupa'nın 8 sosyalist devleti Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Romanya, Çekoslovakya ve SSCB 11 Mayıs 1955'te bu kez Varşova'da buluştular. Ve Federal Alman Cumhuriyeti'nin NATO'ya üyeliğine yanıt olarak 14 Mayıs'ta Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nı 25 yıllığına imzaladılar. Böylece Batılı devletlerin bir arada toplanıp NATO askeri bağlaşmasının karşısında Doğu bloğunun bir araya getiren Varşova Paktı kurulmuştu. İttifak Ocak 1956'da Siyasal Danışman Komitesi ve Silahlı Kuvvetler Birleşik Komutanlığı'nı kurdu.
Fakat işler istendiği gibi yürümedi. Sosyalizme giden yolun çeşitliliğinin kabul edilmesi, bağımsızlığını yeni kazanan devletlerle ilişkileri olumlu yönde etkilerken Doğu bloğu içerisinde huzursuzluğa neden oldu. 18 Nisan 1956'da Kominform'un dağıtılması bu ilke doğrultusunda alınmış bir karar olarak algılandı. Blok içerisindeki devletler bu ülkeyi kendi üzerlerine alındılar. Bu ilkeyi kendi üzerlerine alındılar. Moskova yönetimi bu yanlışı düzeltmekte gecikmedi. Haziran 1956'da önce Polonya'daki kendi sosyalizmini belirleme çabası önlendi. Bunu 4 Kasım'da Varşova Paktı güçlerinin Pakistan'a müdahalesi izledi. Macaristan'a müdahale, SSCB'nin Doğu Avrupa'da kendi isteği doğrultusunda olmayan gelişmelere kayıtsız kalmayacağını gösterdi. 10 yılı aşkın süredir kurulmaya çalışılan barışçı işbirliği içerisindeki komünist topluluk izlemini zedeledi. Düşmana karşı kurulan Varşova Paktı kendi üyelerine karşı işlev gördü. Batıdaki komünist partiler önemli ölçüde üye kaybettiler. Kişiye tapınmayla mücadele Polonya ve Macaristan'daki ayaklanmalara yol açarken Yugoslavya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Arnavutluk'la ilişkileri de bozdu. Daha Haziran ayında yayımlanan ortak bildiride sosyalizme giden farklı yollar olduğunu kabul eden SSCB, Aralık ayında Titoizm propagandasının önüne geçmeye çalışıyordu. Nisan 1958'de kabul edilen yeni parti programının ardındansa Yugoslavya'yı revizyonist ilan etti ve komünist dünya içerisindeki Truva atı biçiminde niteledi. Çin-Sovyet anlaşmazlığı ise daha uzun bir süreye yayıldı. Aslında ilişkilerin başlangıcı çok görkemli olmuştu. Çin devriminin ardından 1950'de imzalanan ittifakla Kuzey Yarımküre'nin yarısı sosyalist rejimlerle yönetilir hale gelmişti. Bunu SSCB'nin Mao yönetimine ekonomik askeri yardımları izledi. İlişkilerin kötüleşmesinin başlangıcı olarak 20. Kongre alınabilirse de ani bir kopuştan söz etmek olanaksızdır. Kişiye tapınmaya karşı başlatılan kampanya Mao'nun hoşuna gitmemişti. Anlaşmazlık konularından biri önderlik sorunuydu. Tek kişilik yönetimin gölgesinden sıyrılmaya çalışan SSCB ile Çin ve Arnavutluk gibi henüz devrimi yapan liderlerin yönetimdeki devletlerin istem ve çıkarları değişikti. Mao ve Enver Hoca gibi liderler bu gelişmeyi kendi iktidarlarına tehdit olarak değerlendiriyorlardı. 1957'de Çin Halk Cumhuriyeti'nde başlatılan Yüz Çiçek Açsın kampanyasının ardından Huruşov 1959'da düzenlenen 21. Kongre'de Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilk kez açıktan eleştirdi. Buna rağmen ÇKP ve Çin Halk Cumhuriyeti yöneticileri SBKP'nin liderliğini vurgulamayı sürdürdüğü için açıktan bir anlaşmazlık yaşanmadı. Sorun Eylül 1959'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hindistan topraklarında hak iddiasını SSCB'nin onaylamamasıyla ortaya çıktı. Nisan 1960'da Lenin'in 90. doğum günü kutlamalarında Çinliler kendilerini Lenin'in yolunda olduklarını ilan ettiler. Haziran'da Romanya KP Kongresi üstünlük mücadelesine sahne oldu. Huruşov burada yaptığı 80 sayfalık konuşmasında Çin Halk Cumhuriyeti'ni kamuoyu önünde eleştirdi. 1960 baharında SSCB, Çin Halk Cumhuriyeti'ni zor durumda bırakacak biçimde bu ülkedeki teknisyenlerini ve teknik materyal yardımlarını çekti. SSCB komünist takımın önderliğini elden bırakmamak için Kasım 1960'da Moskova'da Komünist ve İşçi Partileri Uluslararası Konferansı'nı topladı. Toplantıya Yugoslavya dışında 81 parti katıldı. Bu bir dönüm noktası oldu çünkü SSCB'nin beklentilerinin aksine bir düzine parti Çin Halk Cumhuriyeti'nin yanında yer aldı. Başka bir anlaşmazlık noktası ortaya çıktı. Blok liderliği. Moskova, Dünya Komünist Takımı'nın tek önderi değildi artık. 1961'de Arnavutluğun Komekon ve Varşova Paktı'ndan ayrılması bunun göstergesi oldu. 1962'de yaşanan Küba bunalımı, SSCB ile Çin Halk Cumhuriyeti'ni birbirinden biraz daha uzaklaştırdı. Daha önce değinildiği gibi gerek Çin Halk Cumhuriyeti gerekse Arnavutluk, SSCB'nin davranışını komünist akıma ihanet ve kapitalizmin gücü karşısında atılan geri adım olarak değerlendirdiler. Farklı görüşler sistem içerisindeki farklı konumlardan kaynaklanıyordu. Milletler Cemiyeti'nin aksine SSCB, BM sisteminin asli kurucularından, Soğuk Savaş'ın iki süper gücünden biriydi. Çin Halk Cumhuriyeti ise henüz BM tarafından tanınmayan, sistemin içindeki meşruiyeti bile sorgulanan bir devletti. Mao, kağıttan kaplan biçiminde tanımladığı kapitalizme karşı güçlü bir saldırının zamanının geldiğini düşünüyor ve böyle düşünmeyen SSCB'yi revizyonizmle suçluyordu. SSCB Çin ayrılığının temelinde ideolojik farklılık da vardı. Biri devrimde değilse bile artık proletaryanın çoğunluğu oluşturduğu sanayi toplumu iken diğeri de halen köylülük egemendi. SSCB Çin Halk Cumhuriyeti gibi işçi köylü ayrımı üzerinden tüm dünya sosyalistleri ikiye bölündü.
Bağımsızlığını yeni kazanan devletlerin çoğu köylü topluluklara sahip olduğundan Çin Halk Cumhuriyeti'nin yolundan gidiyordu. 1917 Ekim devriminin ardından kurulan SSCB için sonun başlangıcı başka bir devrimle gerçekleşti. 1917 Ekim devrimi Avrupa'da gerçekleşip tüm dünyaya yayılacak proleter devrimine kıvılcım olma iddiasındaydı. Bu olmayınca SSCB dünyanın geri kalanına çekim alanı yaratacak bir kızıl yıldız olmaya soyundu. Çin Halk Cumhuriyeti başka bir yıldız olarak çıktı. Olarak ortaya çıktı ve bağımsızlığını kazanan çoğu köylü halklar için SSCB'den daha çekiciydi. SSCB zaten ABD ile dünya liderliği için yarış halindeydi. Şimdi bir de sosyalist dünyada liderlik için yarışmak zorundaydı. Eş zamanlı iki yarış süper gücünde nefesini kesti. Silahlanma yarışı. Soğuk Savaş aynı zamanda teknoloji yarışıydı. İki süper güç diğerini alt etmek için kıyasıya yarıştılar. Yarış daha çok silah teknolojisi üzerinden yapıldı. ABD ilk hidrojen bombasını 1 Kasım 1952'de denedi. SSCB ise 12 Ağustos 1953'te. Bu arada Ocak 1953'te ABD'nin başkan Eisenhower göreve başlamış. ABD'de başkan Eisenhower göreve başlamış. Mart'ta Stalin ölmüştü. 1953 Ekim'inde Eisenhower Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 162 sayılı kararını kabul etti. Yeni Bakış, New Look adıyla anılan bu karar, çıkacak bir savaşta nükleer silahların da kullanılabileceği saptamasına dayanıyordu. Bu durumda taraflar hızlı bir silahlanma yarışına girişerek caydırıcılıklarını artırmaya çalıştılar. ABD Kitlesel Karşılık adı verilen bu stratejiyi Aralık 1954'te NATO stratejisi olarak kabul ettirdi. Bu strateji uyarınca NATO üyesi devletlere herhangi bir silahlı saldırıda bulunulursa buna verilecek karşılık nükleer silahlar da dahil bütün kuvvetlerin kullanılması yoluyla gerçekleştirilecekti. Fakat teknolojik ve siyasal gelişmeler ABD'nin stratejisini gözden geçirmeyi zorladı. M'ye zorladı. SSCB'nin 4 Ekim 1957'de fırlattığı Sputnik adlı uydu aynı zamanda kıtalar arası füze fırlatabilme yeteneğinin kazandığı anlamına geliyordu. Bu gelişme ABD topraklarını hedef haline getiriyordu. ABD kendi uydusunu ancak 1958 Ocağı'nda fırlatabildi. Teknolojik yarışta SSCB öne geçmiş görünüyordu. ABD kendi topraklarını hedef olmaktan çıkarmak için Avrupa'da SSCB sınırını orta menzilli füzeler yerleştirme kararı aldı ve uyguladı. Füzeler İngiltere, İtalya ve Türkiye'ye yerleştirilecekti. Teknoloji yarışına bilgi yarışı eklendi. Soğuk Savaş bir ölçüde casuslar savaşıydı. Gizli operasyonlarda kullanılan CIA personeli sayısı 1949'da 302 iken 1952'de 2812'ye yükseldi. Aynı yıl 3142 denizaşırı sözleşmeli personel vardı. Bütçe ise 4,7 milyondan 82 milyon dolara çıktı. 1953'te İran'da Mossad'ı, 1954'te Guatemala'da Jacoba Arbenz'i CIA operasyonlarıyla devirdiler. Süper güçler rakipleri hakkında bilgi edinme konusunda ellerinden geleni yaptılar. İlk U-2 casus uçağı 4 Temmuz 1956'da Moskova ve Leningrad üzerinde fotoğraflar çekti. U-2 uçuşları iki blok liderini doğrudan karşı karşıya getiren bir bunalıma dönüştü. 1960 Mayıs'ında SSCB'deki askeri tesislerin fotoğrafını çekmek amacıyla uçuş yapan bir ABD U-2 casus uçağı SSCB hava sahasında düşürüldü. ABD bunu önce yalanlamaya çalıştıysa da daha sonra uçağın pilotunun canlı olarak ele geçirilmiş olması kabullenmesini zorunlu kıldı. SSCB ABD ve Türkiye'den uçuşlara son verilmesini istedi. Bu olay sonunda Mayıs'ta Paris'te yapılması beklenen silahsızlanma zirvesi de gerçekleşmedi. Küba bunalımı Soğuk Savaş'ta ABD ve SSCB'yi doğrudan karşı karşıya getiren en önemli olay ve bir dönüm noktası oldu. Nükleer silahların kullanılması olasılığı ilk ve son kez gündeme geldi. Deyim yerindeyse insanlık uçurumun eşiğinden geri döndü. 1 Ocak 1959'da Batista yönetimine son veren Küba devrimi SSCB'nin yardımı olmaksızın gerçekleşmişti. Fakat Amerika kıtasında üstelik ABD'nin yanı başındaki yeni yönetim ayakta kalabilmek için yüzünü SSCB'ye çevirdi. SSCB Küba'yı 10 Ocak'ta tanıdı. Nisan'da Küba sosyalist olduğunu açıkladı. Böylece ilk günden sıkı ilişkiler kuruldu. Küba'nın Amerikan kıtasındaki ilk sosyalist devlet oluşu devrimci güçler için yeni bir yönetim simgesiydi. Şubat 1960'ta imzalanan mal değişimi ve ödeme anlaşmasıyla SSCB Küba için yaşamsal değeri olan şeker alımına başladı. Buna 100 milyon dolarlık mal kredisiyle petrol satışı eşlik etti.
SSCB'den gelen teknisyenler ve ekonomik yardım Küba'da yeni yönetimin ayakta kalmasını sağladı. 17 Nisan 1961'de ABD'nin Castro yönetimini devirmek için giriştiği domuzlar körfezi çıkarması başarısızlıkla sonuçlandı. Yine de ABD Küba yönetimini devirmek için girişimlerden vazgeçmedi. SSCB 1962 baharından başlayarak Küba'da füze hisleri kurmaya başladı. Bunu saptayan ABD yönetimi ise çeşitli önlemler aldı. 22 Ekim'de henüz füze başlıkları yoldayken Başkan Kennedy'nin deniz kuvvetlerine Küba'yı ablukaya almaları emrini vermesi üzerine 24 Ekim'de Sovyet yönetimi yaptığı açıklamada Guantanamo üssünün Küba'nın toprak bütünlüğünü zedelediğine, ABD'nin nükleer dünya savaşı yönünden adımlar attığına, savaşı başlatırsa SSCB'nin en şiddetli yanıtı vereceğine yer verdi. Küba'nın ABD'yi tehdit ettiği savına kimsenin inanmayacağı, tam tersine ABD'nin aynı Nisan 1961'deki gibi Küba'yı işgali hazırlandığı ileri sürüldü. Gerilim son aşamasındayken 27 Ekim'de Huruşov, Kennedy'ye bir mektup yazarak Türkiye'deki füzelerin kaldırılması ve Küba'nın toprak bütünlüğü hakkında garanti verilmesi karşılığında Küba'daki füzeleri sökmeyi ve Türkiye'nin toprak bütünlüğü hakkında benzer garantiyi vermeyi önerdi. Kennedy, aynı tarihli yanıtında Türkiye'deki füzelerden söz etmeksizin, füzelerin sökülmesi halinde Küba'ya uygulanan ambargonun kaldırılacağı ve toprak bütünlüğüne garanti verileceğini belirtti. Huruşov, ertesi gün Küba'daki füze rampalarının söküleceğini bildiren mektubunu yazdı ve bunalım bir çatışmaya varmadan aşılmış oldu. Bunalımın nedenlerine gelince ABD açısından bakıldığında her şeyden önce Küba kendi kıtasında Sovyet yayılmacılığı ve diğer devletlere kötü örnek olma anlamına geliyordu. ABD'nin daha önce Küba'ya müdahale girişimi SSCB'nin Macaristan'a müdahalesine benzetilmişti. Kremlin, demir perdenin hemen eteğinde bir demokrat Macaristan tehlikesine göze almamış, Beyaz Saray'da kendi kapısında bir komünist Küba'yı uygun görmemiştir. İkinci olarak ABD iç siyaseti göz önüne alındığında yaklaşan seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin Küba'yı kendi çıkarları için kullandığı ve Kennedy'nin buna yanıt verebilmek için sert bir tavır takındığı söylenebilir. SSCB içinde devrimin ayakta kalması ve nükleer dengenin kabul edilmesine en önemli nedenlerdi. Monroe doktrininin modası geçmişti. SSCB'nin girişimleri öncelikle Küba'nın güvenliğini sağlamak amacına yönelikti. İkinci olarak kendi sınırlarındaki füzelerin kaldırılmasını sağlama isteği de önemli rol oynadı. 1957'de alınan karar uyarınca Türkiye'deki Jüpiter füzeleri Temmuz 1962'de kullanılabilir hale gelmişti. Üstelik SSCB Küba'ya füzeleri yerleştirebilseydi nükleer vuruş gücü dengesini bozacaktı. Bu başarıyla Batı ile ilişkilerinde pazarlık gücü artarken İç siyasette barış içinde bir arada yaşama politikasına yönelen eleştiriler azalacaktı. ABD ve Batı bağlaşması açısından bakıldığında ilkin modası geçtiği ileri sürülen Monroe doktrininin gerçekliliğini koruduğu ortaya çıkmıştır. Önceki bunalımlarda ABD'nin eylemi SSCB'yi bir şey yapmaktan caydırmaya, etkinlik alanını genişletmeye, engel olmaya çalışmak olmuşken Küba bunalımında bir şey yapmaya zorlamıştır. Öte yandan NATO işin içine girmemiştir. ABD kendi ulusal çıkarı söz konusu olduğunda başta Türkiye olmak üzere diğer NATO'lu bağlaşıklarına danışmaksızın yalnızca bilgi vererek hareket etmiş. Bu da yumuşama, detente döneminde bağlaşıklık arasındaki esnekliğin göstergesi olmuştur. SSCB açısından bakıldığında Küba bunalımında SSCB'nin Küba'yı yalnız bırakmış olduğu görüldü. Her ne kadar ABD'nin saldırmayacağı garantisini elde ettiyse de geri adım atan Huruşov'du. Bu durum SSCB Çin Halk Cumhuriyeti anlaşmazlığına yeni bir boyut ekledi. Arnavutluk ve Çin Halk Cumhuriyeti füzelerin çekilişini kapitülasyon olarak değerlendirdi. Yine de Castro Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaklaşmayı seçmedi. Çünkü SSCB ekonomik desteğini sürdürdü. Bunalım kısa erimde Huruşov'un konumunu etkilemedi ama uzun erimde etkileyebileceği açıktı. Huruşov'un Dünya Komünist Hareketi'ndeki yeri sarsılacaktı. Küba bunalımının ardından taraflar bir yandan nükleer silahlarını hareketli hale getirirken daha iyi saklamaya çabaladılar. Öte yandan Moskova ile Washington arasında bir telefon hattı kurularak bu tür bunalımlarda doğrudan görüşme olanağı yaratıldı. Soğuk Savaş'ta tırmanmanın zirvesi aynı zamanda yumuşama döneminin de başlangıcı oldu.